Evet geldik zurnanın zart dediği yere. Günün en bomba konusu. Hazır mısınız? Biliyorum bugün kafanızı çok şişirdim. Ama AK Parti ile ailenize tartışırken argümanlarınızı sunabilin diye yapıyorum bunu. Sonuç olarak seçime şurada birkaç gün kaldı. Sizin de artık üstünüze düşen görevi yapıp ailenizi ikna etmeniz ve bu iktidarı göndermemiz için destek olmanız şart. O yüzden sizleri üstünüze düşen görevi yapmaya davet ediyor ve hızlıca konuya girmek istiyorum. Hatırlarsanız Karadeniz'de bir doğalgaz bulunduğu söylenmişti. Ne kadar da hatta bit trilyon metreküp mü? Öyle bir şeydi. Erdoğan da bunu tabii ki seçim propagandası olarak kullandı. Devletin zaten yapması gereken bir şeyi seçime bir ay kala kendi lehine kullandı. Zaten her seçim öncesi bir gaz bulduk ama neyse orası ayrı konu. Gelelim asıl konuya. Evlere bedava diye dağıtılan Karadeniz gazı aslında Karadeniz gazı değilmiş. Şu anda sizin bedava diye kullandığınız gaz bizim borçlandığımız bir gaz. Nasıl yani? Karadeniz'e gaz bulmadık mı? Bulduk bulduk merak etmeyin. Ama Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı CEO'su Melih Ham bilginin söylediğine göre doğalgaz şu anda test aşamasındaymış. Bu test muhtemelen sene sonuna kadar sürecekmiş. Yani Erdoğan'ın evlere dağıttığı yerli gaz aslında yerli gaz değilmiş. Bizim borçlandığımız bir gazmış. Bir trilyon metreküp olayına gelecek olursak daha ne kadar çıkardığımız belli değil. Erdoğan sanırım bir göz kararı öyle söylemiş olabilir. Peki bu niçin bu kadar önemli? Gelin size anlatayım. Öncelikle bir ülkenin cumhurbaşkanının yerli gaz evinize dağıtılmıştır diye yalan söylemesi gerçekten saçmalık. Dese ki biz gaz bulduk ve test aşamasından sonra bu gazı evlerinize dağıtacağız falan. Buna hiçbir şey demem. Ancak bulduğumuz gazın miktarında bile yalan söyleyen bir kişiden bu dürüstlüğü zaten beklemiyorum. İkincisi bu demek oluyor ki şu an kullandığınız gaz aslında borçlandığınız bir gaz. Yani siz bu gazın bedelini öyle ya da böyle ödeyeceksiniz. Sonuç olarak biz bu gazı ithal ettik ve bunun belli bir bedeli var. Artık kaç dolar bilmiyorum ve devletin bunun borcunu ödemesi gerekiyor. E devleti ayakta tutan şey ne? Bizim vergilerimiz. Yani biz şu anda kullandığımız doğal ...gazı vergilerimizle ödeyeceğiz. Peki Karadeniz gazının test aşaması bittiğinde... ...ne olacak? Çok basit. Bu gaz... ...bizlere satılacak. Yani bizim burada... ...yine çok da büyük bir çıkarımız yok. Gaz bulunması elbette güzel bir şey ancak... ...seçim yaklaşıyor diye acele edip... ...başka bir ülkeden yüklü miktarda... ...gaz ithal etmek, sonra bunu yerli gaz diye... ...yutturmak bana çok doğruymuş gibi gelmiyor. Hele ki afişlerde bile bunun... ...yalanını söylediler. Doğalgaz bedava... ...dediler. Birincisi doğal gaz sadece... ...bir ay bedava, bir sene değil... ...yani bir sene boyunca bedava olacak... Tek şey 25 metre küplük bir doğalgaz. Ki 25 metre küplük doğalgaz ortalama 100 lira falan ediyor. Yani bir sene boyunca 100 TL az ödeyeceksin diye gerçekten mutlu mu oldun sen ya? Oğlum bu hükümet senden o 100 lirayı 500 lira olarak çıkarır. Sen rahat olsana. Hatta bakayım Aa çıkarmış bile. Şöyle akıl oyunlarına gelmeyin artık lütfen rica ediyorum. Sana bu hükümetten hiçbir fayda gelmez. Bil ki şu anki hükümet sana bedava bir şey veriyorsa eğer ki onu misliyle geri alacaktır. Yani adamlar sana kaşıkla veriyor, kepçeyle geri alıyor. Ama sen hala ayakta uyuyorsun. Artık uyanmanın vakti geldi. 14 Mayıs'ta seçimini buna göre yap. Sana açık açık yalan söyleyen insanlara tepkini göster. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.